Arkadaşlar merhabalar, ben İsmail Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz TYT Matematik kampımıza. Aynı hızla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kar zarar problemlerini ele alacağız bugün. ÖSYM bakış testini çözeceğiz arkadaşlar. Birbirinden güzel 11 tane çok güzel sorunun bulunduğu bir test. O yüzden pür dikkat dinlemende fayda var. Önemli olan soruların çözümü değil, yani nasıl diyeyim, soruların çözülmüş olması değil. Önemli olan hocanızın, yani benim, sizlere soruyu nasıl çözdüğüm. Siz buna daha çok odaklanırsanız daha iyi bir öğrenme gerçekleşecektir arkadaşlar. Lütfen bu dediklerimi hiçe saymayın, kale alınız. Evet, kampımız Barış Yayınları video ders kitabından ilerliyor. Buradan hareket ediyoruz. Tek kaynağımız bu arkadaşlar. Ve biz bu kitapta neredeyiz hemen sana hatırlatmak istiyorum. Karışım problemleri değil, kar zarar problemleri işte burada arkadaşlar. 175, 176 ve 177. sayfaların çözümlerini yapacağız bu videoda. Dileyen isteyen bu güzel kitabı, bu nadide eseri demek istiyorum, almak isteyen, edinmek isteyen arkadaşlarım varsa açıklama kısmında linklerim mevcut. Buraya girip satın alabilirsiniz kitabı sevgili arkadaşlar diyelim ve artık vakit kaybetmeyelim. Geçelim derse. Evet, önce ilk soruyla ÖSYM bakış 1 ile bir başlayalım bakalım. Şimdi sattığı tüm ürünlerin fiyatları farklı olan bir beyaz eşya mağazası yaptığı bir kampanyayla 2'den fazla ürün satın alan müşterilerine en ucuz 2 ürünün toplam fiyatının %60'ı kadar indirim yapacaktır. Şimdi şöyle gençler, 2'den fazla ürün, mesela 3 tane ürün satın aldı. Bu 3 üründen en ucuz 2 tanesine bakıyor. Diyor ki tamam, bunları almışsın en ucuz 2 tane olarak. Bunların toplam fiyatının %60'ı kadar sana indirim yapacağım toplam fiyattan diyor. Bu mağazadan buzdolabı satın alan bir müşteri diğer 2 ürün için, 3 tane ürün aldı varsayalım. Buzdolabını net olarak almış. Yanına eğer fırınla ütü alırsa toplam 4000 lira indirim. Şimdi dur bir dakika. %60'ı kadar indirim yapacaktı değil mi? Ve ne kadar ödeyeceği hesaplanmış, bu kadar. Şimdi fırınla ütü alırsa 2 ürün için 4000 lira ödeyecek. Yani aslına bakarsan buzdolabından indirim yapmıyor diyelim. Tamam mı? Buzdolabında zaten indirim yok. Bu 2 ürüne indirim yapılacağını düşünelim. Ya yani toplam fiyattan buzdolabını çıkardım, koydum kenara ve zaten diyor ki bu 2 ürün için diyor bunlara ödeyecek diyor. Şimdi %60 indirimli fiyatı 4000 liraysa %60'ı da 6000 liradır. Demek ki 6000 lira indirim söz konusu. Hatta fırınla ütünün toplam fiyatına ben 10.000 TL diyebilirim o halde. Çünkü 6.000 lira indirim yapıldığında 4.000 lira ödüyorsa toplamda 10.000 TL ödenecekti. Normal fiyatı bu. Fırınla süpürge alırsa, hemen yazdım. Fırın artı süpürge eşittir. Şimdi 4.800 ya. %40'ı 4.800 ise %100'ü ne kadardır diye düşüneceğiz. Şimdi 40'ı 4.800 ise 12 ile çarpmış. Demek ki 12.000 liraymış. Güzel. Ütü ve süpürge alırsa toplam 6.000 lira ödeyecekmiş. %40'ı 6000 ise, yani aslına bakarsan 150 katı. O halde %100'ü de 15.000 liradır. Hemen yazdım. Ütü artı süpürge alınırsa bu da bize 15.000 liraya patlayacaktı eğer indirimsiz almış olursak. Şimdi buzdolabı diğer ürünlerden daha pahalı. Bu mağazadan birer adet ütü, süpürge ve fırın alan bir kişi kaç lira ödeme yapar? Öncelikle şöyle toplayacak olursam, dikkat ettiysen 2 tane fırın, 2 tane süpürge, 2 tane ütü. Toplam fiyatını bulursun. 10.000, 12.000 daha 22.000, 15.000 daha 37.000 yapar. O zaman bir tane fırın, bir tane süpürge, bir tane ütünün toplam fiyatı 37.000'in yarısıdır. Yani 18.500 TL'dir. Pekala, şimdi ben fırınla ütünün fiyatını biliyorum, 10.000. Fırınla ütünün fiyatı 10.000 ise süpürge 8.500'dür. Şimdi süpürge, hemen şuraya yazdım. Süpürge 8.500 bu cepte. Fırınla süpürgenin toplam fiyatı 12.000 ise 18.500'e tamamlayan 6.500'dür. Burada eksik olan da ütüdür. Ütü demek ki 6.500 TL. Ve son olarak bir de fırın kaldı değil mi? Şimdi ben ütünün 6.500 lira olduğunu buldum. O zaman fırın 3.500 liraymış. Çok güzel. Şimdi ben eğer bu üçünü satın alırsam en ucuz ikisi hangisi? Şunla şu mu? İşte bunun toplam fiyatına %60 indirim yapacak. Ve ne kadar ödeyeceği soruluyor bize. 8.500'ü ödeyeceğiz diyelim.
Şurası da 10.000 ya zaten. 10.000'e %60 indirim yapınca 4.000 kalır geriye. O zaman ben bunun üzerine 4.000 daha eklersem ne kadar ödeyeceğimi bulurum. Ki bu da bana 12.500 lirayı verir. O halde doğru cevap D şıkkı olur arkadaşlar. Evet, geçtik 2'ye. Bir otomotiv firması düzenlediği bir kampanyada aynı yıl içinde 1 Temmuz'dan sonra ve 1 Temmuz tarihine kadar diye iki tane seçenek belirlemiş, indirim uyguluyor. Bu indirimler birbirinden farklı. Varsayalım ki şurası 1 yıl olsun. Şurası 1 Ocak'tan başlıyor. Burası da 31 Aralık'a kadar devam ediyor. Şurası da 1 Temmuz olsun. 1 Temmuz. Şimdi 1 Temmuz'dan sonra, yani şu tarafta diyor, satın alırsan sen diyor %10 indirim yaparım diyor. Ama diyor gel gör ki diyor şu tarafta alırsan diyor, yani ilk 6 ay içerisinde alırsan diyor, İşte ben sana diyor %20 indirim yapacağım o halde diyor. %20 indirim yapacağım diyor. Şimdi bu firmadan 10 tane araç satın alan bir kargo şirketi var. Araçları 5 Temmuz tarihine kadar, 5 Temmuz tarihinde alırsa. 5 Temmuz nere? Şura. Değil mi? 5 Temmuz arası. Yani daha az indirim olduğu sezona denk getirirse 7,2 milyon ödeyecekmiş. Şimdi ben 7 milyon 200 bin liranın şöyle 10'a bölecek olursam, 10 tane araç alıyor ya, demek ki aracın tanesi 720 bin liraya tekabül ediyor. Bu %10'lu indirim hali. Yani indirimsiz haline ben 100K dersem, %10 indirimli hali 90K'dır. O halde 90K'sı 720 bin lira dersek, K burada o zaman kaçtır abi? 8 bindir. Şimdi normal fiyatı nedir o zaman? 100K. Normal fiyatı nedir bunun? Hocam 8 bin demiştik. 800 bin liradır o zaman. Aynen. Şimdi diyor ki aynı araçtan 28 Haziran tarihinde, yani şuralarda bir yerde diyor, 28 Haziran'da diyor 4 tane almış olsaydık. Şimdi o zaman %20 indirim uygulanacaktı. Yani 80K'sına bakacaktık. O da 640 bin lira yapar. Bundan 4 tane alırsak kaç tane, kaç lira öderiz? 4 kere 64. Bize 256'yı vereceği için 2 milyon 560 bin TL öderiz 4 tanesi için. Cevabımız da B şıkkı olur. Evet, devam. Şimdi peynirli sorumuz var. Kilogram fiyatları üzerlerinde belirtilen peynir çeşitleri aşağıda gösterilmiş arkadaşlar. Kasada 4 tane peynir çeşidinden birer kilo olan Hatice'ye %20 indirim uygulanıyor. 3 tane peynir çeşidinden birer kilo olan Emine'ye %10 indirim uygulanıyor. Hatice'nin ödediği para Emine'nin ödediği paradan 230 lira daha fazlaymış. Buna göre Emine'nin almadığı peynir çeşidi hangisidir diye soruluyor. Şimdi 4 tane peynir çeşidinin hepsinden birer kilo alınca haliyle Hatice 1000, 1800, 2500, 600 da 3100 lira ödeyecekti. Değil mi? 3100. Ama %20 indirim uygulanıyor. Haliyle 4 bölü 5'ini ödüyor. Yani %80'ini ödüyor %20 indirim uygulanınca. Şimdi 3100'ü 5'e böldüğüm takdirde 620 yapar. 620'yi de 4 ile çarparsak eğer 2480 lira ödemiştir Hatice diyebiliriz. Ve Hatice'nin ödediği para Emine'nin ödediğinden 230 lira fazlaysa, o zaman ben bundan 230'u çıkaracak olursam şöyle ne kalır? 2150 kalır. 2150 TL de Emine ödemiştir ama Emine'ye de %10 indirim uygulanmıştı. Yani aslına bakarsan X lira ödeyecekti ama %10 indirimle, yani 9 bölü 10'uyla 2150 lira ödemiş diyelim. Tamam mı? Şurası 2250 bu arada. Özür diliyorum. Şurası 2250. Tamam. 480'den 230 çıkarınca 250 kalır değil mi? Peki şurası da 2250. Şimdi ben her iki tarafı 9'a bölersem şurada 250 kalır. 10 kere 250 de 2500 yapar. Yani aslında Emine indirimsiz haliyle 3 tane peyniri 2500 liraya alacaktı. Peki bunlar hangileridir? Tabii ki eski kaşar. Kaşar ve Ezine'yi alırsa 2500 lira eder. Demek ki Emine beyaz peynir tercih etmemiş, almamış. Cevabımız B şıkkı olacaktı. Tabi bilinemez diye bir şık da var. Bu şık diğerleri arasında büyük çeldirici olarak kalıyor. Aman dikkat, işlemleri doğru yaptığınız takdirde zaten direkt cevaba gidiyorsunuz. Dikkatli olursanız işlemleri doğru yaparsınız gençler. Devam. Marketten alışveriş yapan Filiz. Hesabın %60'ını peşin, geri kalanını da kredi kartıyla ödemiş. Market kredi kartıyla yapılan ödemelerde müşterilerden %12 oranında banka komisyonu hesaba ekliyor. Filiz markete toplamda 524 lira ödediğine göre peşin ödediği kısım ne kadardır? Şimdi dur. 100K tutmuş olsun abi. Bizim marketteki alışverişimiz 100K tutmuş olsun ve
Filiz bunun 60K'sını peşin ödedi zaten. Ödediği kısımlardan birisi 60K. Geriye kalanı da 40K'ydı. 40K'ydı kredi kartıyla ödemek istiyor, lakin %12 oranında komisyon bindiriyor market buna. Bunun %12'si nedir? 4,8'dir. Yani ne kadar daha ekliyor arkadaşlar? 4,8 ekleyince 44,8K kadar oluyor ve toplam ödediği tutar aslına bakarsanız 104,8'e erişiyor. İşte 104,8K 524 TL yapıyormuş arkadaşlar. Tamam, bu kadar yapıyormuş. Peki K burada kaç olabilir? Arkadaşlar K burada 5'tir. Çünkü 5 kere 104 520, 5 kere 0,8 4 yapar. Toplayınca da 524 gelir. Demek ki K 5. Ne diyor ki, peşin ödediği kısım kaç liradır? 60K'ydı. K'da 5 ise demek ki 60 kere 5 cevap 300 olarak karşımıza çıkar. Doğru cevabımız D şıkkında verilmiştir diyebiliriz. Böylelikle 175. sayfayı da artık tükettik. Nereye geçiyoruz? 176'da ÖSYM bakış 5'e doğru geçiş yapıyoruz artık. Şöyle biraz uzaklaşalım ve sorumuza bakalım. Hadi beraber odaklanıyoruz. AVB bankaları fatura ödemelerini kendilerinden yapan müşterilerine yıllık toplam faturanın sırasıyla %5'i ve %8'i kadar puan, para puan vermekte. Elektrik faturalarını A bankasından ödeyen Alp, aynı faturaları eğer B noktasından ödeseydi 420 lira daha fazla para puan alacaktı diyor. Şimdi aradaki fark ne? %3. Şimdi demek ki o faturanın %3'ü 420 lira yapıyor. Faturanın %3'ü 420 lira yapıyor. 140 katı, yani 3'ün 140 katı 420. O zaman bizim faturamız, yani %100'ü nedir diye düşünecek. 140 katıdır. Değil mi? Ki bunun 140 katı 14.000 TL yapar. Şimdi normalde faturamız 14.000 TL. Peki devam, güzel. Buğra Alp'in bir yıllık elektrik faturalarının toplamının 3 katı kadar faturayı. Yani 14.000 değil de bunu 3 ile çarparsak 42.000 TL'lik bir faturayı B bankasından ödediğine göre Buğra'nın B bankasından alacağı para puan ne kadardır? %8'i kadardır. Yani diyor ki bunun %8'i ne kadardır? 8 bölü %'ye çarparım. Şuradan 2 sıfır attım. Buradan da 2 sıfır attım. 8 kere 420 diyeceğim. 400'le 8'i çarparsam 3200. 20 ile 8'i çarparsam 160 da buradan gelir. 3360 TL para puan alır deriz. Cevabımız da D şıkkı olur gençler. 5. ÖSYM bakışı çözdük. Şimdi sırada 6 var. Çok da güzel bir sorudur. Herkes farklı biçimde çözebilir. Ben kendi çözümümün güzel olduğunu düşünüyorum. İnşallah sen de ben gibi çözmüşsündür. Hadi bakalım beraber. Fiyatı doluluk oranına göre değişen içeceğin şişe içindeki hacmi ile satış fiyatı doğru orantılıdır. Şekil 1'de 30 santim yüksekliğindeki bir şişenin iki farklı konumu santim cinsinden uzunluk değerleri aşağıda verilmiştir. Şimdi 30 iken 15'ine kadar dolu, ama şu dolu olan kısmı hep aynı silindirik bölgesi. Ama bunu ters çevirince tabi bu silindirik olan bölgeden şuradan itibaren şu dar bölgeye geçiş yapmış ve bundan kaynaklı ters çevirince bu yükseklik 20'ye kadar erişmiş. Arada 5'lik bir fark var. Peki şimdi hocam, şunun aynısını şuraya şöyle doğru çeksem, şurası zaten 20 değil miydi? Evet. Şurası 20 yani. O zaman şurası kaçtır? 5'tir. Şimdi şurası 20 olanı düz çevirince, şöyle yapınca 15 olmuyor mu? Şu 5'lik kısımda zaten o silindirik bölgeden artmamış mı hacmi? Evet. O zaman ben bunu düz çevirirsem 15 artı 5'ten 20 yapar arkadaşlar. Yani şöyle bir görsel oluşur. Şöyle. Şöyle olur ve burası 20 santimlik bir kısım olur artık. Şekil 1'deki şişenin içerisindeki içeceğin fiyatı 120 lira. Şimdi 15 santimlik içecek, şöyleyken 15 santimetrelik içecek 120 lira. Yani 8'e katlamış. O zaman 20 santimetrelik gelen içecek ne kadardır? 8'e katlar. 160 TL olur. Doğru cevabımız da D şıkkıdır. 10 numara 5 yıldız soru işte. ÖSYM'nin tam anlamıyla sevdiği sorulardan birisi. ÖSYM bakış 7'deyiz. Bir kütüphanenin eşit kapasiteli 3 çalışma salonunun doluluk oranlarıyla ilgili bilgiler şu şekildedir. Şimdi A salonunda 25 koltuk boş, B salonunda 50 koltuk dolu, C salonunda dolu koltukların boş koltuklara oranı 3. Şimdi A salonu, B salonu ve C salonu var. C salonunda dolu koltukların boş koltuklara oranı 3 ise, şimdi dolu olanlara ben 3K dersem boş olanlar K'dır ve bu salonun toplam kapasitesi 4K'dır diyelim. Eşit kapasitelilerdi, değil mi? Şimdi buradakilerin 50'si doluysa o zaman 4K-50'si boştur.
25'i boşsa, 25'i boşsa 4K ve eksi 25'i de doludur diyebilirim. Değil mi? Peki. Şimdi diyor ki her bir çalışma koltuğunun günlük ücreti 100 lira. Yani her bir çalışma koltuğunun günlük ücretinden bahsediyoruz. 100. Tam dolu 3 salondan elde edilecek gelir için yukarıdaki doluluk oranlarına göre kişi başı ücret 160 lira olmalıdır diyor. Şimdi dur. Eğer hepsi tam dolu olmuş olsaydı 12K 4K 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 12K olurdu değil mi? Tüm hepsi. Ve ben bundan 150 lira alacaksam haliyle 1200K bir gelir elde etmem gerekiyor. Eğer diyor ben salonların şu haliyle şu geliri elde etmek istiyorsam diyor, o zaman ücreti 160 lira yapmalıydım diyor. Pekala, şimdi buradaki dolu koltuklara baktığımız zaman 4K eksi 25'te 50'yi topladım. 4K artı 25 yaptı. 3K daha 7K artı 25. 7K artı 25 de demek ki ben 160'ı çarpınca bu bana 1200K'yı verecek. Çok güzel. Şimdi 7 kere 160, 70 artı 42'den 112, 1120K yapar. 25 kere 160'a baktığımız takdirde de şimdi 16 kere 25 400, demek ki 4000 yapacak. Bu da neymiş? 1200K'ymış. O halde bunu bu tarafa sallarsam burada 80K'mız kalır ki bu da 4000'miş. Demek ki K kaçmış arkadaşlar? 50. Çok güzel. K'yı bulduk, 50. B salonundaki boş koltuk sayısı. Boş koltuk sayısı şuydu. K'da 50 ise 4 kere 50 200. 50 çıkarırsam 150 gelir. Doğru cevabımız da E şıkkında verilmiştir diyeceğiz. Böylelikle çok tarz bir soruydu. Güzel bir soruydu. ÖSYM bakış 8'deyiz artık. Tek tip ürün satılan bir mağazada iki tip kampanya düzenlenmiş. Bu mağazadan 3 tane ürün alındığında toplam 120 lira öderken, 120 lira indirim uygulanırken, 5 tane ürün alındığında 240 lira indirim uygulanıyor. Ayhan bu mağazadan 4 tane ürün aldığında yapılan indirim %5 olduğunu hesapladığına göre 5 tane ürün alırsa yapılan indirim yüzde kaçtır diye sorulmuş bize. Şimdi 4 tane ürün alırsa buna özel bir indirim yok. 4 tane ürün aldığı zaman 3 tane ürün ne? %120 lira indirim yapılır. Geri kalan da normal fiyattandır. O halde şöyle bir şey düşünsek acaba. Şimdi bir ürüne 100K fiyat çektik. 4 ürün alınmıştı. Bu da 100K. Bu da 100K ve şöyle yazalım. Ve bu da 100K. Değil mi? Şimdi toplamda ödemesi gereken tutar 400K olacaktı. Buna uygulanan indirim %5'miş. Bunun %5'i nedir? 20K'dır. 20K. İşte o uygulanan indirim aslına bakarsanız şu 120 liranın ta kendisidir. Dolayısıyla K burada 6'dır arkadaşlar. Yani aslına bakarsan bu ürün 600 lira. Bu da 600 lira. Bu da 600 lira. Bu da 600 lira. Ve diyor ki bu üründen 5 tane alırsa yapılan indirim yüzde kaçtır? 5 tane alırsa 3000 lira ödeyecektin normal şartlar altında. Ve 3000 lirayken 5 kere 600'den buldum bunu. 240 lira indirim uygulanacakmış. Yani 3000'de 240 bir indirimden bahsediyoruz. Şimdi ben bunu 30'a bölersem neyi bulurum? 100'ü değil mi? Bunu 30'a bölersem neyi bulurum? 8'i mi bulurum? O zaman %8 indirimden de bahsedilebilir. Cevabımız C şıkkı olur. Evet. 176'yı da bu sorudan sonra bitirmiş olduk. Şöyle uzaktan da kontrol edelim sayfalarımızı. Umarım senin de sayfaların bu şekilde çalışılmış sayfalardır. Kalem değdiği, silgi değdiği belli olan, emek kokan sayfalardır diyelim. Düzenli yazmakta fayda var. Bunu da tekrar hatırlatalım. Ve 170 kaç oluyor? 177. sayfamıza doğru geçiş yapalım gençler. ÖSYM bakış 9'dayız. Son sayfamız bu videoda. Aşağıda akşam haberlerine son dakika olarak girilen benzin zammı görülmekte. BRS TV'de son dakika benzine 3 lira zam geldi diye bir haber söz konusu. Haberleri izleyen Sinan bir önceki benzin fiyatına göre aracımın tamamen boş olan deposunu 135 lira daha ucuza doldurabilirdim. Doldurabilirdim diyor. Fark ne burada? 3 liralık. Her litrede 3 liralık bir fark var. Dolayısıyla ben 135'i 3'e böldüğüm takdirde 45'i buldum ya. İşte o 45 Sinan'ın deposu tamamı. Yani Sinan'ın aracının deposunun kapasitesi 45 litre. 3 lira zam gelince doğal olarak 135 lira fark ediyor depoyu fulleyebilmek adına. Şimdi deposunda zaten hali hazırda
20 lira 20 litre benzin bulunan Sinan yeni oluşan zamlı fiyatla deposunun tamamını 800 liraya doldurmuş. Şimdi dur bir dakika. 20 litresi vardı zaten. 45 litre olduğunu bulmuştuk. Demek ki 25 litre benzin alacak bu Sinan. Deposunun tamamını 800 liraya mı doldurmuş? O zaman ben 800'ü 25'e bölersem litre fiyatını bulurum ki bu da bana 32'yi verir. Demek ki benzinin yeni fiyatı 32 lira. E diyor ki benzine zam gelmeden önceki fiyat. E ne kadar zamdan bahsediyoruz? 3 lira. O zaman ben 32'den 3'ü çıkarırsam benzine zam gelmeden önce benzin 29 liraymış litresi diyebiliriz. ÖSYM bakış ondayım artık. %60 kar ile satış yapan bir manavın 2 tane terazisi var. Şimdi birinci terazi ürünlerin ağırlığını %20 fazla tartıyor. Öteki de ürünlerin ağırlığını %20 eksik tartıyor. Manav satış yaparken ürünlerin yarısını birinci teraziyle, diğer yarısını da ikinci teraziyle tartıyor. Bak yarı yarıya. Buna göre manavın karı yüzde kaçtır diye soruluyor. Şimdi zaten %60'la satış yapıyordu, karlı satış yapıyordu değil mi? Varsayalım ki 200 A kadar ürünümüz var. 100 A'sını burasıyla tartıyor. 100 A'sını burasıyla tartıyor. E tabi bu %20 fazla gösterdiği için 120 A ürün satmış gibi davranıyor. E burada da %20 eksikse 80 A kadar ürün satmış gibi görünüyor. E gene 120 A ve 80 A'dan hatalı ölçümlerle beraber gene 200 A kadar ürün satmış oluyor. Yani bu değişmiyor. Bunlar değişmiyorsa kar da değişmiyordur. Yani cevap C şıkkının ta kendisidir gençler. Ve son olarak 11. ÖSYM bakıştayız. Aslına bakarsan böyle denklem çözümüne falan girdiğin takdirde kafa karıştırıcı bir soru olmakla birlikte aslında basit bir soru olduğunu sana net bir şekilde gösterebilirim. O yüzden beni iyi dinle, eğer çözemediysen veya boş bıraktıysan beni mutlaka iyi dinle. Rafet diye bir arkadaş var. Aşağıda etiketleri gösterilen ve her birinin etiketinde indirimli peşin, indirimsiz peşin, indirimli taksitli fiyatları yazılı olan iki ürünü almayı planlamış. Ürünlerden birini peşin, diğerini taksitli satın alan Rafet'e toplamda %28 indirim yapılmıştır. Şimdi buna göre Rafet peşin aldığı ürünü taksitli, taksitli aldığı ürünü peşin alsaydı yapılan indirim yüzde kaç olurdu? Abi şimdi iyi dinle beni. Toplamda yapılan indirimi bulabilmek için taksitsiz fiyatlarına, yani önceki indirimsiz fiyatlarına bakacak olursak biri 80 öteki 120 liraymış. Yani totalde 200 lira. E %28 indirim yapıldığını fark ediyor. %28 ise 256 lira indirim yapılmıştır. 56'yı bundan çıkaracağım ve 144 liralık bir ürün aldığını göreceğim. 144 liralık ürünü nasıl alır? Şuradan 96 liralık. Buradan 48 liralık ürünü alırsa toplamda 144 öder. Demek ki şunu ve bunu almış. Diyor ki ya bunun busunu ve bunun busunu almış olsaydı diye soruyor. O zaman yüzde kaç indirim olurdu? E topla bunları, 132 etmez mi? 132 eder. 200'de ne kadar bir indirim söz konusu burada? 58. O zaman yüzde tabii ki de 58 ise 29 mu oluyor? Bir daha düşünelim. Yanlış hesapladım çünkü yüksek ihtimalle yanlış hesapladım. 68 oluyor değil mi? 68 olursa 34 indirim oluyor. 200'de ne kadar bir indirim söz konusu? 68. 200'de 68 ise %34'tür. Tamam. Bak gayet basit oldu ve tatlı oldu sorunun çözümü. Şimdi gençler sırada karışım problemleri var kampımızda. Karışım problemlerinin kazanım bakışlarını işleyeceğiz, ele alacağız. Size karışım problemlerinin nasıl çözüleceğini buradaki iki sayfada bulunan kazanım sorularıyla göstereceğim. Ve arkasından da yine karışım problemlerinin ÖSYM bakış testleri gelecek gençler. O videolarda artık görüşelim sizlerle beraber, sözleşelim. Problem çözmeyi mutlak surette ihmal etmeyin. Problem bizim için çok değerli. Yani şöyle düşünün. Bizim binada Asaf diye bir çocuk diyeceğim. Minik bir öğrenci var. Asaf 4'e gidiyor. Ve 4'e giderken şöyle bir özel ders ihtiyacı hissetti ebeveynleri. Biz Asaf'a özel ders aldırmak istiyoruz ama okul derslerinden değil. Tamamen onun şu anki eğitim seviyesine uygun problem çözümlerine dair bir özel ders aldırmak istiyoruz diye. Ben de tabii bir ilk öğretim hocası tanıdığım vardı. Kıvanç hocama da selamlar. Onlarla görüştürdüm ve şimdi 4. sınıf bir öğrenci ne yapıyor hocam? Problemlerden özel ders alıyor. Ki altyapıyı inanılmaz düzgün atacak.
problemlerle ilgili olan altyapıyı inanılmaz düzgün atacak. Ve bunun ona katkısını kısa vadede belki görmeyecek. Kısa vadede değersiz şeylerle, yazılı notlarıyla falan görecek belki. Yani 70 olabilecek yazılı notunu 85 yapacak. Belki 90 yapacak, belki 100 yapacak. Ama yazılı notları şu an hanginizin aklınızda? Yani hani 4. sınıfta matematikten aldığın yazılı notun kaçtı? Hatırlıyor musun, hatırlamıyorsun, o kadar değersiz. Ama bu uzun vadede, yani YKS sürecine kadar gittiğim zaman veya YKS'ye geç, en basitinden ilk hayatına çıkacak ilk sınavda LGS. LGS'de bile çok büyük faydasını görecek. Kaldı ki YKS'de düşünsene, o 30 tane TYT'de çıkacak veya MSY'de çıkacak 30 tane sorunun 14 tanesi 15 tanesi problem. İnanılmaz düzgün bir altyapıyla ve kendini geliştirmeyle çok güzel işlere imza atacak. Problemler bizim için değerli. Eğer böyle bir altyapımız yoksa mutlak suretle şu an çok daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Çok daha fazla gayret göstermemiz gerekiyor. Çok büyük gayretle birlikte yapılır ancak problemlerden yüksek netler ya da full çekersin problemlerden inşallah. Bunu yapabilmek için de şu andan itibaren deli divane çalışman gerekiyor. Deli divaneden kastım, geçen paylaştığım videoda da söyledim, planlı, programlı ve düzenli çalışman gerekiyor. Ve hani demiştim, günlük 8-9 tane bile problem çözsen yeter ama sınava kadar çözeceksin bunu. Tekrar yineliyorum. Eğer kitabı hala edinmemiş olanlar varsa, benim 40 soru serisi diye bir serim var arkadaşlarım. 3 tane fasikülden oluşan bir seri. Ve bu serinin ikinci kitabı Problemler. İçerisinde 320 tane tam anlamıyla ÖSYM tarzı problem sorusu var. En azından bir ayını dolu dolu geçirebileceğim bir kitap. Her bir şöyle bir sayfa açtığın zaman sağlı sollu bir testten oluşuyor. Her bir sayfa açtığın zaman sağlı sollu bir testten oluşan bir kitap. Dolayısıyla bir ayını çok rahat kurtaracak. Mesela örnek veriyorum, her gün birer tane test çözmüş olsan, yani 8 soru çözmüş olsan 40 gün bunlarla uğraşabiliyorsun. Ki bu serinin de zaten mottosu, sloganı, bir şeyi 40 kere söylersen olurdu. Biz bu şekilde yola çıktık 2019 yılında ve ciddi anlamda bu olumlama yöntemi bize çok değer katıyor, çok fazla net kazandırıyor arkadaşlar. Lütfen sizden ricam, bu Problemler kitabını da kimseler, daha çok az kişi biliyorken sizler değerlendirin diyelim ve sonraki videoya artık görüşelim diyelim. Gençler, sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.